Şimdi Oytun Erbaş ilmine, fikrine, görüşlerine en çok güvendiğim hekimlerden biridir. Gerçekten e, çok inanıyorum ve inandığım için onun bütün duygularını, bütün bilgilerini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Dedim ya sormak istediğiniz ne varsa sorun. Arkadaşlarım derlediler, topladılar. Hala sormaya devam edebilirsiniz lütfen. Instagram Nur Viral, diğer sosyal medya hesaplarımızdan da sorabilirsiniz. Şimdi kilo gerçekten insanı hasta yapıyor mu? Sevgili Melahat Hanım sormuş. Zayıflayamayan kadınlar için ne yapmalı? Oytun Hocam ne tavsiye eder diyor. Şimdi kilo insan tabii ki hasta ediyor. Ee, ben e, şöyle bir şey var. Bir insan kaldırabilecek kilo e, 90-95. Bunun üstü kaldıramıyor vücut. Yani diyeceksiniz ki ya Oytun ben şişmanım. Kaçın üstünde şişmansın? Yüzü geçtim. Yüzü geçtiğin zaman e, başına dert çıkma ihtimali %5-10. 130'u geçtin mi başına dert çıkma ihtimali %50. Oran yükseliyor. Çok yükseliyor. 140 üstü çok kötü. Onun için ben şunu söylüyorum. Kaç kilosun? 90-95. Son radde. 90-95. 100-100 artık alarm. Peki ne tavsiye edersin? Yani, yani diyeceksiniz ki şöyle bir şey var insanlarda. Bizim şimdi Türk insanı. Biz Asya insanlarıyız. Asya insanları kısa boylu. Bizim boyumuz ortalama 1.60-1.65'tir. Ben 1.67'yim. Türkiye'de bizim erkekler aynı bu boydayız 1.65 1.70 Hanımlar da 200 cm daha kısadır Şimdi of. biz Bizim vücudumuzda Şey çok daha fazla oluyor Yağlanma çünkü boyumuz kısa olduğu için Bizim kas da az Şimdi mesela bakıyorsun Amerika'daki zencilere Ondan kas kitlesi çok fazla Kas fazla olduğu için enerji harcayabiliyor Bizim kasımız az olduğu için Enerjiyi de pek harcamıyoruz Onun için biz günlük gıdamızı çok fazla yememeliyiz. Bak şimdi şey hmm. söyleyeceğim. Ee, bizim yiyeceğimiz gıda günde en fazla 1500 kalori olmalı. 1500 kalori de e, çok fazla miktar değil. Yani biz küçük insanlarız. Az az yememiz gerekiyor. Porsiyonu küçültmek gerekiyor. Bizim porsiyonu küçültmek gerekiyor. Esasında şöyle oldu bu. Amerikan porsiyonları büyüdü. O moda dünya yayıldı. Şu biliyorsun onlar tabaklar falan. Onlar et geliyor 650-700 gram ya. 700 gram et yene mi ya? Onlar yiyorlar. <laughs> Hamburgerler <laughs> devasa ya ama biz diyoruz ki biz de yeriz e biz de yersek şişmanlasın yani biz onu yakamayız. Mesela bir örnek verebilir misin 1500 kalori? 1500 mesela sabah kalori. kalktın ne yedin öyle Şölen akşam? Mesela Hı. sabahla şöyle söyleyeyim küçük bir menü. İki dilim ekmek 3 dilim ekmek. Nerede üç. yesek öyle? Yani üç dilim ekmek hadi 4 olsun diyelim. 4 olsun mesela şöyle söyleyeyim 3 dilim ekmek yedin üstüne biraz bal sürdün peynir yedin şudur budur 500. Sabah kahvaltısını bitirdin zaten. Hayır, sabah kalsın 500 aldık. Öğlen bir çorba içtin çok güzel 200. Yanında da bir limon sıktın. 200 kalori bak. Ha öğlen de o yedin. Bir 500-600 daha aldın. Hatta öğlen ben onu bunu yiyeyim. Dönerler falan geldi. Kebaplar, İskenderler işte. 800, 900. Yine çıkar o Uza, Akşam bitti. Akşam yeme artık yani. Sabahla kahvaltı ettin. Öğlen de çok güzel bir yemek yedin. Akşam yiyeceğin belli. Bir elma yiyip yatacaksın. Ha, öğlen de çorbamızı içtik. Tavuk çorbamızı. Ben şehriyeli tavuk çorbasını çok severim. Şey, ya tavuk çorbasını içine iki tane, üç tane limon sıkarım. Onu içerim. Gribe çok iyi geldi söylenir. Doğru Şöyle, mu? Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Ee, acının, acının ve biberiye diyoruz ya. Karabiberdir, tarçındır. Bunları <laughs> kullanmak çok değerli. Bunlar romatizma hastalıkları falan iyi geliyor gerçekten de. Kanseri de önlüyor. Onun için yemekleri yaparken mutlaka içine az acı, karabiber, kimyon. Yani elinizi biraz korkak tutmadan hani böyle atın içine. Tuz yerine baharat koyun diyorsun. Aynen öyle baharatı bol. Ha, akşam yemeğini neyin? Akşam yemeklerini az yiyin. Çünkü bir şey söyleyeceğim çok önemli bir şey. Bizde de tam tersi oluyor. Akşam yediğin daha çok yarar insana. Bu net çünkü akşam şöyle bir şey oluyor. Akşam yemekten sonra uyuduğun için bağırsaklar daha iyi çalışıyor. Ya. Onun için yediğin daha güzel emiliyor. Kanı geçiyor. Bu sefer akşam yeme alışkanlıkları. Eğer akşam güzel yemeğe alışırsan hatta yemeden önce yatmadan önce yeme alışırsan ya Yani yediğin yarıyor akşam. Yediğin yarıyor. Onun için gündüz daha iyi. Onun için demek ki kahvaltıyı güzel yap. Tamam. Öğlen yine ye. Hı -hı. Akşamları azalt. Akşamları bir çorba, işte bir elma falan böyle yaparsan Hı -hı. çok iyi kilo verirsin. Şimdi Gaziantep'li seyircimiz bizim soframızda baklava vardır hocam diyor. Bahsettiğiniz diyete baklavayı da ekleyebilir ben miyim? Ben baklava her gün yerim. Benim evde her zaman açtığımda mutlaka cevizli baklava vardır. Bir de fıstıklı ben ikisini de çok severim. E ben kim sevmez? Yeme yemeklerden sonra iki tane akşam yemeğinden sonra iki tane yerim. E yeme dedin ama az önce. Aa, hayır canım. Akşam yemeklerinden sonra. Hayır yani. Ha, şunu seviyorum. Yarar yani. Akşam ben... yarıyor da akşam yemeğinden seviyorum ben. Helvayı da seviyorum. Neden akşam yemek? Kültür. Ama iki tane fazla yiyor muyum? Yemiyorum. İki tane yeter. İki, dört, alt. Zaten iki baklava hiç yapmadan bir yüz, yüz elli kaloridir. Bak şöyle... ha, ama güzeldir. Peki her gün yemeye gerek var mı? Yok ama baklavası olmaz. Antep fıstığı ve ceviz çok değerli. Ceviz de çok bizim için değerlidir. Çünkü damar sertliğini falan ceviz önler. Çocuklarda çok yararlı bak. çocuklarınızda cevizdir fındıktır yedirin. Gebelikli de ceviz fındığınızı mutlaka yiyin. Çok değerlidir e, şey olarak. Ya bu konuda erkekler olarak. çok şanslısınız biliyor Neden? musunuz? Ben akşam iki tane baklava yesem şu kapılardan sığmam var. Peki, Vallahi yok erkekler gün, çok bak, şanslı. Hayır bak şimdi her gün yersen e tabii, şey, kalori alıyorsun. Bak mesela ben tayin dur durma. Çünkü susam yağı çok önemli. Ya susam yağı o kadar değerli bir şey ki. Susam yağı Mısır'da e, şeyin kullandığı hani böyle tanrıçaların kullandığı yağ diye bilinir. Çünkü cildi güzelleştirir. Saçları dökmez. Onun için ben susam yağını mesela bulabilirseniz saçınıza sürün. Saçları dökmez susam yağı. Ya, erkekler için de geçerli derinizi yaşlandırmaz. Onun için cildinizi her gün susam ile bir geçin bir tur. Bir tur. Hani elinize sürün. Böyle güzelce bir sürdüğünüz zaman hem nemlendiricidir. Ya nemlendirici para verme gerek yok. Yani. Susam samya ile azıcık şöyle hafif. Hani bitti işte. Peki kadınlar mı erkekler mi gerçekten daha çabuk küle verebiliyorlar? Yani sizdeki ha. kas kütlesi mi daha yoğun? Bizdeki kadınlar Şimdi ben size da söyleyeyim mı? Kadınlar çok avantajlı. Neden biliyor Bak hemen söyleyeceğim. İnsana e, damar sertliği yapan yağ göbek yağı göbek ya şu yağ yapıyor, damar sertli yapıyor, kanser yapıyor. Kadınların e, östrojeni yağı kalçalara, basenlere topluyor. Karnı da topluyor ama daha az. Erkekler nasıl şişmanlıyor? Elma gibi oluyor hemen erkekler. Göbekten hemen şişe veriyor. İşte bakın. Şimdi kadınlar nasıl? Göbek var ama basen de var. Basen. Basen ya bir şey yapmıyor. Hiç sana. gitmez ama o yağda. Ama basen yağına şöyle bir özelliği var. Damar sertliği yapmaz. Basen yağ en tehlikesiz yağ yağı. ya. 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 Bak işte yine şanslısınız. Yani bir de kadınlar 52-53 yaşında menopozu kadar hiç damar sertliği olmazlar. Hmm. Korunaklı. Kadınlar işte menopozdan sonra biraz. İşte o da, evet. Ama o da şans. O da. Ne Ama şansı var? Erkekler 52 kadar keşke ben de korunaklı <laughs> olsaydım. Mesela erkekler var. Mesela görüyorsunuz mesela 45 yaş 40 yaş erkekler için sakat yaşlardır. Böyle kalp krizleri erken ölümlü Allah korusun olabiliyor. Mesela kadınlar öyle değildir. Kadınlar korunaklı. Peki madem göbek ve kalça yağlarından bahsettik bir soru var. Onu da hemen ona e, iliştireyim. Göbek ve kalçadaki yağlar nasıl erir? Şimdi şöyle, e, göbek ya en tehlikeli yağ ama alıp vermesi de en kolay yer. Göbek yağı ama basen e, tehlikesiz ama alıp vermesi zor. Çok. Ya baseni eritmek çok zordur. Ama göbeği eritmek kolay. A boğazdan kısarsan. Hı. Egzersiz yaparsan Göbeği eritirsin. Erkekler şanslı bu He, konuda. Ama basen öyle hemen erimez. Nasıl? Ne yaparsak erir? Basende. Şimdi duvara vurursak. Yok. Basende ne lazım biliyor musunuz? Basen kasını çalıştırmanız lazım. Ama kaç dakika? Bir saatten fazla. Kalkacak. Nasıl mesela, çalışır? Şimdi basen kaslarını çalıştırmak için bir kere. Şimdi mesela şu hareket mesela oturup kalkma basen kaslarında çok, çok iyi. dedi ya hareket. Tabii mi? ki. Mesela bunu. Onun için de diz gerekiyor ama ya. Ama şöyle bunu kalkıp. Peki bunu yapamıyordunuz. Ha. O zaman yere yatacaksınız. Evet. Bacaklarınızı düz kaldırıp indireceksiniz. Şöyle şöyle. Ha, evet. Yattınız. Bacakları düz kaldır indir. Bak 10-15 defa yapıyorum. Kolay bir şey değil. Kaldır indir kaldır indir. Bir basenin erimesi için o kasların ısınması gerekiyor. Isındığını hissetmeniz gerekiyor. Yanacak yani. Yanmadan. hemen hani böyle 10 tane olmaz o iş. Bir hanımın basen eritmesi için günde en az 1 saat kaldır indir egzersiz. Ama bu 1 saat çok <laughs> önemli bir şey. 1 saat Hayır, mi? Ama bir defada değil bu. Böyle Sürekli. Sürekli. 5 6'ya böl bunu. Sabahleyin yap. 20 dakika, öğleye 20 dakika, doğru 20 dakika, yap. 20 Aynen öyle. İkindiye doğru bir bir daha yatmadan önce yine başını verirsin. Gör bak, hiçbir şey kalmıyor o gider mi aynı zamanda hep işte Tabii ki. Kalçada gider. Kesinlikle. Ya yani öyle spor salonuna gideyim. Yazık, yazık. Vücuda yazık. Bak o spor salonlarında dizler bitiyor. neden? Çünkü spor salonunda o koşu cihazında betona vuruyor dizlerin. Yani şeye vuruyor. Sert zemini dizleri ve ayak bileğini bozarsınız. Peki ama yol yolda da yürüdüğümüz zaman. Kum. Kum, e, kum bulamazsak. Ya da şu şeyler var ya böyle hafif yürüme yerleri var. Kum bulamazsak yürüme ne Yürüme zeminleri var ya yürüme sahaları yazıyor. Hayatım var da onlar genelde büyük şehirlerde e, Tamam var. ya o zaman nerede yürüsün? O zaman yine şeyde yürü. Bak asfalt da güzel. Asfalt da şey yapmaz. Beton yer sakat. Hı. Direkt beton. O da sert etki yapıyor. Yani şey olur. Asfalt siyah asfalt da yumuşak. Hı hı. Tamam. Bir de ayakkabı şey olmayacak. Yani biraz spor ayakkabı, bir, hafif böyle altı jel taban o iyi korur. Evet. evet. Şimdi kalp e, ve romatizma, şeker hastalığı Hı. ile ilgili çok güzel sorular var. Oytun hocamın fikirlerini çok merak ediyorum. Bir e, şu Hı. zayıflama işine bir son noktayı koyalım. E, bir bir seyircimiz sormuş balık yemek zayıflatır mı? Sadece balık yiyerek zayıflayabilir miyim? Ee, başka bir seyircimiz de şunu sormuş. Kadınlar neden hep çok tatlı yiyorlar erkeklere göre? Şimdi şu iki tane cevap vereyim. Bir zayıflamak için günde kaloriyi 1000-1200'ün altı düşürmek lazım. Hı hı. 1200 kalori neydi? Söyleyeyim. Sabah saate iyi bir kahvaltı 500'dü. Öğlen bir çorba 700. Akşam da iki elma 1000 bitti. Ancak böyle zayıflayabilirsin. Bak ne yedik? Bir kahvaltı bir çorba hafif. <laughs> Akşamda biraz marul falan işte sebze. Bitti. bitti, meyve bitti. Ha, önce bu bir. Ha, ben öyle onu yiyeyim bunu yiyeyim. Yok zayıflayamazsın. Binin alta düşeceksin. Bin kalori. Bir. Hatta akşam yemeğini bitirmek sabah kahvası öyle yeter. Akşamda da geçiştirici. <laughs> <laughs> Bizde de bir akşam yemeği kültürü yok Ama mu? işte akşam, Herkes... akşam yarar. Bunu bilin. O zaman zayıf zayıf olanlar ve kilo almak isteyenler. Biz hep kilo vermekten bahsediyoruz ama zayıfsan kilo almak istiyorsan akşam, akşam yiyip yatacaksın. Akşam yapacak. evet. ne şanslı. Evet. Eğer evet. kilo almak istiyorsan akşam ye yat. Kilo vermek istiyorsan akşamları yeter. Evet. İkinci sorumuz. Kadınlar neden hep en çok tatlı yiyor? Ha. Şimdi kadınların şöyle bir özelliği var. Ne yazık ki e, adet öncesi bir dönem var. Evet. Bu adet öncesi dönemde e, beyinde iştah merkezi birden açılıyor. Esasında şundan oluyor bu esasında e, adet öncesi dönemde bir stres meydana geliyor vücutta. Bu stresi hanımlar kapatmak için onu bastırmak için o stresi çünkü neden adet öncesi dönemde biliyorsunuz vücut su tutuyor tuz tutuyor bir şişme oluyor neden? Gebeliği bir hazırlık yapıyor vücut neden yani bir e, potansiyel bir bebeğe hazırlık yapıyor ne bu su ve tuz tutmak kanı arttırmak. Rahim duvarını süngerleştiriyor ki bebek yapışabilsin diye. Ama mens oldun mu rahatlıyorsun. Panamlar bunu biliyor. Hatta ben mens olamadım diyor. Şeyim diyor bir sıkıntı var diyor yani. Hatta ödem olur. Tabii. Kayışını bağlayamazsın işte. Ne adı? Kemer. Ha, kemerin kayış dedim. Evet <laughs> kemerin bağlayamazsın tabii. Hatta ne düşündüm neydi neydi o diye. Tabii kemer. Şimdi e, işte o vücudu streslendiriyor. Hatta hepimiz biliyoruz. ...adet öncesi bir stres oluyor Eline gerginlik. Elinden ya. Ama, Hep o sit gerginsin. ama o stresi nasıl yeneceksin? Yiyerek. Çünkü yemek nasıl bir aktivite? Niye sit tatlı ama? Tatlı, stresi en çok bastıran yemek. Of. Tabii. Bak tatlı, çikolata bunlar stresi bastırır. Bu sefer sen ne yapıyorsun? Stresi bastırmak için boğaz. Zaten insan stresli o zaman tamam iştah açılıyor mesela. Aslında o duygu otomatik gelişiyor. Otomatik gelişiyor. Yani Sana hormonların onu hissetiyor. Yani mesela canınız, eşinizle başınız biraz hani sıkıntılı olsun... Ev, iyi gitmeyen bir evlilik hemen herkes yemeye başlar neden stres baskınlansın diye çünkü yemek yerken su içerken stres hatırlamazsın onun için bu sefer stresli olduğumu habire yeniyor işte hanımlar da o dönemde iştahları bir daha açılıyor ve o stresi azaltmak için o gerginliği yiyorlar ve kilo alıyoruz <Evet>, o... <laughs> <laughs>